arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım. Müdür. Arkadaşım. Söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Arkadaşım gelsene. Kolay gelsin. Ay çok heyecanlı. Hoş geldiniz, iyi akşamlar, merhaba. Boynunu çıkar. Boynunu içine çekme. Evet. Heyecan yaptım, ilk defa buradan geliyorum. Bunu fark ettim. Meğer hep arkada, burada hiç trafik yok. Hemen geldim. Hemen müzisyeni çağır. Hemen müzisyen gel. Aranızda müzisyen var mı, acil? Hayır ya, bizimkini çağır. Bizim sevdiğimiz müzisyen var. Yunanlı olan mıydı? Neydi? Arkadaşım. Minik'i çağırır mısın? Huzurlarınızda Minik. Hep burada geçer. At mikrofonu kenara. Atma. Ha, abla ben de çok özür dilerim. Kenara al mikrofonu. Evet. Arkadaşım, mikrofonu sahnenin en ucuna al. En uç. Evet. Uç burası ama ben buraya alıyorum yine de. Çünkü orada kamera şey... Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Sen gel şuraya ya. Manitamı arıyorsun orada. Gel şuraya. Ne kadar konsantrasyonun bozuk. Ha değil. Ben Deniz'le geçenlerde bir sıkıntı yaşadık. Onu toparlamak için. Ne sıkıntı yaşadın sen? Ya, kameraman Deniz'le ne sıkıntın olabilir senin? Kameraman işte ama kendisi woman. Sana dedim niye erkek mi kalmadı? Woman. Yani onu vermişler. Eşitlikten bahsetti. Kadın erkek. O oluyorsa ben de kameraman olayım. Ben dedim ki sonuna kadar haklısın. Vallahi sen bu seviyeye geldiysen hayatta herkes bir şey olur. 10 yılda oradan buraya. Evet. Nereden nereye. Evet. Hatırlıyor musun ilk sahneye çıktığın hali? Aa evet. 3,5 atıyordun. Kişi başı mı? Başlıyoruz. 2 kişi çağırdık. Tamam. 1 ve ikinciler gelsin. Hayır öyle değil. Konuk çağırdık. Şimdi İki konuğu konuk anons ediyorsun. Evet. Tamam. Ne dedik kendi kendimize? 1 komedyen olsun. 2 1 kişi olmasın. 2 kişi olsun falan aradık taradık. Memlekette çok az var. Çok az var. Ha, en iyilerini bulduk getirdik. Konuş müzisyenlerle konuklarını büyük anons et. Serkan mikrofonun var mı? O zaman konuşacak bir şeyimiz de yok. Arkadaşım! Sen Serkan'a işaret yapacaksın, hareket yapacaksın. Hayır öyle değil ya. Söyle Serkan, dünya öğret. Kardeşim. Serkan'a hareketi çakacaksın ve işte konuklarımız. Evet, 3, 2, 1. Evet, konuklarımız geliyor. Ne erotik müzik ya. Buradan, oradan mı geliyor? Kapıda karşıla. Neredeler? Yok, hiç yok. Gelen gidelim. Kapatıyorum. Cereyan yapıyor. Kapıyı mı? Aç kapıyı. Oh. Evet.
Yok siz böyle ben... Lütfen buyurun. Evet. Arkadaşım ev sahibi sensin. Kimin nereye oturacağına sen karar versene. İşte bir tane koltuk var zaten. Yani şu an... Tamam da neden mesela sağ tarafa Ahmet, sol tarafa Murat oturdu? Buna senin karar vermen lazım. Şimdi onlar çift olduğu için... Eş anlamda değil yani şey olarak. Demek ki öyle oturuyorlar genelde. İkiliyi tercih ediyoruz çift. Çok tercihimiz değil çift. İşte bugün bir ilki deneyeceğiz. Arkadaşım. Hayır yani yer değiştirme anlamında. Ama böyle yapacaksanız ben çıkayım gerçekten. Çünkü Türk halkı buna hazır değil. Arkadaşım. Hayır biz de hazır değiliz. Ben de hazır değilim. Ben ama de dediğim, hazır değilim. Vallahi ama. O zaman dağılalım ya. Bence hiç hazır değiliz bu geceye biz. Arkadaşım. Evet. Lütfen şu konuklarını al ve talk show'u başlat. Evet. Gerçekten de hoş geldiniz. İstirham ediyorum lütfen. Hoş bulduk. Sizi burada görmek şaşırttı beni. Çünkü beklemiyordum, tanımıyorum. Arkadaşım, tanımadığını niye söylüyorsun? Şimdi ben konuğa karşı, programın sunucusu kişinin konuğa karşı da açık olması gerekiyor. Tanımıyor musunuz? Kim, sizi? Onu. Onu zaten hiç tanımıyor. Daha uzak olduğu için onu hiç tanımıyor. Sizi daha yakın, yani önce siz başlattınız. Biraz yakın daha. Oldu. Evet. Hakikaten hoş geldiniz. Sizleri burada görmek. İnşallah iyi gidiyor yeni albüm. Güzel. Albüm... Arkadaşım ne yapıyorsun? Çok özür diliyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi bizim aramızda bir sıkıntı var ve dolayısıyla bana bununla ilgili bilgi vermiyorlar. Evet. Ve ben mahcup oluyorum gelene karşı. Şimdi, Sayın Hocam, konuklarımız müzik dalındalar. Arkadaşım nereden çıkardın? Mesela neyine bakıp da müzik dalında olduklarını anladın? Yani yakışıklı iki ses getirirler diye. Ses getiriyoruz ya. Biliyorum, sesimiz okudum güzel. Haberlerde. Yani... Hatta tozunu attırır diye duydum ben. Öyle şeyler var. Efendim single'ımız çıktı yeni. Şuradan evet. Birer tane Xanax alır mısınız? Arkadaşım. Yok yok onlar başka şey alsın da biz öyle Xanax. Arkadaşım saçmalama. Ah. Yapma öyle tozu çıkar yapma. Hala da tanımıyorum. Yok bir şey olmadı çok mu pahalı? Tüylenmiş biraz. Tüylenir o yaşlandıkça tüylenir. Bunu hakikaten de o. Çıkarayım ben. Güzel bir alet çıkardı Philips böyle T biçiminde. Şuraya koyayım. Şey, bunun arkasına asayım mı? Yer yapmasın. Fark etmez olur. Ya şurada dursun ya. Orada dursun. Tarık Bey. İçi böyle renkli olanlar genelde pahalı oluyor. Evet. Nereden çıkardın? Bende hiç yok oradan biliyorum. Şimdi... Astarı yüzünden pahalı orada. Evet, evet işte evet. Bu evet. O yüzden tersini giymekte fayda var. Hem böylece daha geç eskir. Evet. Çıkayım neyse. Mı ben? Hayır hayır ben genel bir sıkıntı var sahnede onu çözmeye çalışıyorum. Hayır hayır yani üç tane mantıklı insan şu an yeni çıkan single'ı konuşuyor. Siz üçünüze mantıklı mı diyorsunuz? Yeni çıkan single'ı konuşuyor. Eski bir single mı? Eski bir single için mi beni buraya... Ama evet. Sen single dedin ya o yüzden... Ha ikiniz çıkardın double mı o zaman? Double. İki kişi çıkardın double. Yeni çıkan double. Arkadaşım kimse bir şey çıkarmadı. Evet. Arkadaşım bunlar müzisyen değil. Konuklara ne kadar güzel bir hitap ya bunlar. İkiliyiz. Ben şu an seninle konuşuyorum. Evet, özür şimdi diyorum. Öyle bir soru sor ki onların ne iş yaptığını çöz. İkisi beraber bir şey yapıyorlar. Bul. Yani ikili... Gel gel. Gel buraya. CD'leri. Hayır anımsamaya çalıştım ama... Bahçıvanlı filme gitti aklım. Orada da çünkü şoför çok kısa. Çinli o. O mümkün değil. Burada ben mi kısayım? Şu anki aldığım elektrik çok farklı bir şey. Arkadaşım bak elektrik alman çok güzel konuklarımızdan. Evet. Elektriği al, soruyu sor. Evet. Ve öyle bir ortaya soru sor ki ne iş yaptıklarını hemen çöz. Ha, evet. Senden başka herkes tanıyor çünkü gerizekalı. Nasıl? Bu son projedeki... Karı neydi öyle ya? Hazır, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum ama şu an ortaya gerçekten bunu şeye soracağım. Nasıl son projeyle ilgili duygularınız nasıl? Yani şu anki projeyle ilgili mi bir önceki son projeyle ama ilgili? Ama ben zaten şu son projenin ne olduğunu anladım. Ya biz ikili oynuyoruz. Zaten yani ilk başta parayı tek oynuyorduk. Yani. Yani o tek oynuyordu, ben tek oynuyorduk. Sonra aynı projede beraber oynadık. Şimdi ikili devam ediyoruz. Ayrı ayrı oynayamadık.
Olmadı yani. Bence güzel. Şimdi bence bu bir örnekte olmalı. Yani genelde çünkü dünyada böyle bir hastalık var şu an. Herkes ben deyip dururken aslında sizin iki olarak biz bütün olmaz. Çok da örnek olacak bir şey. Mesela çok enteresandır bununla ilgili Bahçıvan'a ne oldu diye bir film arkadaşım. Var. Arkadaşım bak ne güzel yakaladın orada. Adamlar ne diyor? Birlikte oynuyoruz diyor. Demek ki ne yapıyorlar? Meslek ne? Evet yani Türk Halk Oyunları ekibi. Şimdi fizikler de müsait. Ben de oraya geleceğim zaten. En son nerede turnuvaya katıldınız? Onu soracaktım şu an zaten. Değil. Efendim? Bu arkadaşlar sinema filmi yapıyorlar ve çok izleniyor. Oo, evet. Sinema sektörü o zaman. Yani genel olarak tabii ki sinema, kameralı her sinema şey. Sektörü, kameralı her şey dersen orada benim de ilgi alanım. Yani sayın hocam istemiyor ama konu dönüp dolaşıp oraya geliyor. Bir çay bir şey mi? Yok terini silecek mi? Ben terim şey ya hep ekmek parası akıyor. Abi. Şimdi son sinema filmi o zaman diyeyim. Yani sonun olsun inşallah. Yani i̇nşallah. En günümüze yakın olan anlamada. Nasıl var mı kızlar falan var mı? Kızda var. Var mı? Siz mi kastı siz mi yapıyorsunuz? Oyuncuları siz mi seçiyorsunuz? Yani aslında bizim bir senarist arkadaşımız var. Tobras diyormuşum değil mi? O yazıyor. Biz de kast şeyinde fikrimizi beyan ediyoruz. Kim oynar kim oynamaz hani istediğimiz. Evet. Bir ortak seçim aslında. Kendisi yapımcımız olur aynı zamanda. Siz öyle mi? Evet yapıyorum efendim. Çok güzel bir şey. Sinema filmlerinde şöyle bir şey oluyor. Bunu samimiyetle soruyorum. Bugün tanışmamıza rağmen sizlere kanımasın mı gerçekten? Çünkü bugünlerde biliyorsunuz biraz şeyiz ya. Acaba bu kim falan diye bir gergin. Ben size kanımasın. Şimdi bugünkü sinema filmlerinde neden erotizm dur? Arkadaşım. Ne oldu geç kaldın? Arkadaşım. Mesaj mı yazıyordun? Ne oldu? Hayır. Bak. Ne oldu? Bana onu da ne oldu? Benden önce konuk tepki verdi. Ona bıraktım. Ya konuk dünya tatlısı bir insan. Şimdi o belki de o da aynı dertten muzdarip. Ya, yapmayacaksan yapmayacağım de. Programdan önce de ki ben yapmıyorum ben kardeşim de. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Buyurun buyurun. Şu dur dur. Müziği al öyle konuş. Ver müziği. Hayır. müziği al öyle konuş. Minik. Evet. Bir soru sor. İkisi de cevap verebilsin. Aynı anda mı? Evet. Ama şimdi iki ayrı mizaçta insana bir soru sor, ikisi cevap. O öyle bir şey olmaz yani. Lan sana ne? Bana ne? Şimdi sinema yaparken ki en büyük arzunuz ne? Yani şunu merak ediyorum ben. Biz bunu yapıyoruz ama ne olursa mutlu olacağız. Yani film konulu olursa mutlu oluruz. Kestik. Bir dakika bence dur. Hepimiz aynı mahallede yetişmişiz. Yıllar sonra Allah bizi burada bir araya getirdi. Bunu gerçekten ben söyleyecektim. Niye soru yazılmadığını anladım. Gerek yok. Siz çekiyor. Akraba olabilir misiniz? Şu an itibaren olabiliriz yani. Akrabalık doğuştan olmak zorunda değil. Sonradan da olabiliriz. Artık benim kardeşimsin. Bitti. Mesela o tarz. Gösteri uzun sürüyor nasıl olsa. Arkadaşım lütfen ayağa kalk. Çok heyecanlı bir şekilde iyi ki geldiniz ve size çok acayip bir şey soruyorum şimdi. Evet ne çıkarıyorsun? Seyirci pislik yapma bir durun. Acayip bir soru çıkarıyorsun içinden. Soru çıkarıyorum. Yeni bir... Duymadıkları bir şey bu tarz mı? Arkadaşım yani şey çıkarmak, soru çıkarmak. Biz böyle tabir aramızda tamam mı? Talk showcu tabiri. Bir çıkardı soruyu adam. Anladın? O tarz. Evet. 3, 2, 1. Bir defa böyle bir saçmalık duyuyor. Şimdi... Al gerilimi. Ne soracaksın? Ben de çok... Şu Ulya Bahane geliyor gibi ama şu an mesela. Geldim mesela Görkem Bey. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz Allah aşkına bundan sonra? Arkadaşım böyle şey olur. Samimiyorsun. Ben şimdi bu çocukcağızlar Allah Allah dünya yakışıklısı, ihtizan ve dünya yeteneklisi de. Demek ki değil mi? Halk seviyor. Ben tanımıyorum şu an bir coşkuyu gördüm ki demek ki kıymetli insanı. Bundan sonraki amaçlarını merak ediyorum. Yani ne yapmak istiyorlar? Yani? Ailemiz mi ne yani? Evet yani şöyle bir böyle oturup gece bazen bir araya gelip dost dosta. Ya arkadaş bunları yaptık da şöyle bir şey yapalım. Ama o konuyu... İlk defa bir hanımefendiden böyle bir istek geldi. Demek ki Türkiye istediğim kıvama geldi. Otuz sene sonra beni böyle alacaksınız. O yaptı. Arkadaşım. Arkadaşın söyle. Arkadaşım bak soru soramıyorsun. Söyle. Ahmet Murat hiç hayatınızda böyle kötü bir talk showcu gördünüz mü? Tamam işte bunu bana başta söyle. Ahmet Murat da bana başladı. Evet. Ahmet. Efendim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Diyelim ki
çılgın bir kalp kırıklığı şaka yapıyorum. Şimdi... dur. Hepimize benim için. Bana niye yaptın ki? Bilmiyorum, yok ben kendime yaptım. Don gibi ne yaptın yapıştı lan sen? Ha? Bir şey mi yaptın? Niye yelliyorsun ortalığı? Arkadaşım niye yelliyorsun etrafı? Hiç aklına gelmeyecek bir soru çıkardım az önce. O da tam nereden sorduğumu anlayamadı çünkü. Arkadaşım bir kere hareketli olman lazım. Ben şu hareket şart. Fakat evet, ben şunu merak ediyorum. Şimdi yazılan bir şeyi hakikaten hayata geçirmek mümkün. Bunu eşimizden, dostumuzdan, sizden kıymetli olmasın gelen konuklarımızdan görüyoruz. Şimdi fakat şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki siz mahallenin iki dünya tatlısı abisiniz ve hammasi misinizdir? Yani Türk gelenek göreneklerine çok bağlı mısınızdır, yoksa daha böyle modern, yeni neslin efendime söyleyeyim. Kötü bir anlamda değil bu zaten. Hani örf, adet, anneneye bağlıyız. Bağlıyız. Ben daha çok adet ve anneneye, yani sayısal bakıyorum, matematiksel. Şimdi... örf moderniyiz. Evet, örf. Örf, artık evet. Şimdi şunu merak ediyorum. Diyelim ki siz ikiniz de bu kadar iyi anlaştığınıza göre kardeşsiniz ve efendime söyleyeyim. Ve sizin evinize bir damat geliyor. Damat. Dur. Neye getireceksin konuyu? Damat yabancı, İtalyan. Arkadaşım. Bu çok güzel fikir. Sen niye güldün o kadar çok? Neden? Arkadaşım. Bırak kızı. Bana bak. Kızı değil, delikanlı. Çok güzel bir... O abla bitti artık. Erkek, zaten erkek. Bir hafta bir yere çıkmaz. Tamam. Bak. Çok güzel bir yere temas evet ettin. Tamam. Bu arkadaşlar ya abi kardeş olsunlar. Evet. Sen de onlara gelen damat ol mesela. Böyle bir geri zekalıya kız verirler. Ne kadar yaratıcı bir fikir. Ben sanki kaportadan bahsediyordum ya. Ne kadar güzel oldu. Al o zaman sahneye bir kız. Seyirciden. Ha, normal kız al. Normal bir insan evladı. Buyurun. Mümkün mü? Müsait misiniz? Buraya geldiğinize göre müsaitsiniz. Çok saçma. Masayı geri al. Al masayı geri. Masa kaynadı. Ahmet Bey. Merhaba. Murat Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Selahattin. Nilay. Olsun. Nilay, otur aralarına, kardeşlerisin, kız kardeşlerisin. Ya. Evet, tanışın kız kardeşinizle. Merhaba. İşte yeni Türk nesli böyle. Tanış yavrum babanla. Murat abin. Nilay ben de. Arkadaşım gel, kapıyı çal, kızı iste bakalım verecekler mi? Çiçek al eline, bir de çikolata al. Arama, al bir şey işte, evet. Müsyen gel annesi ol. Gel buraya. Tamam ben onu kapıya bıraktım. Suzan hemen bir peruk getir. Evet. Sarp sen de gel babası ol. Evet arkadaşım al çiçeğini, çok heyecanlısın. Söyle şimdi. İnanılmaz bir çiçek. Hayır, çiçeğe karşı heyecanlı değilsin. Kız istemeye gideceğin için istedim. Heyecanlısın. Evet çok heyecanlısın. Tak Suzan, tak hemen tak. Tanışın olabilir mi? Ya tak şunu hadi. Sütyen bir şey giy ya. Arkadaşım ne yapıyorsun? Yok aramızda. Sarp ne diyor? Bir şey yok yani. Kim anne oluyor? Yanındaki. Sarp ne diyor sana? Ben ne? Ha sesim geldi. Ne diyor sana? Sütyenden bahsediyor. Sütyenimi unutmuşum yine onu. Yavrum Japonya'da sütyen süt parası demek. Evet arkadaşım, evet gel. Gel, çok heyecanlısın. Çok heyecanlısın. Neye gülüyorsunuz? Ya şu an kendimi Def Leppard konserinde gibi hissediyorum. Siz neye gülüyorsunuz ben anlamıyorum ya. Hiç kadın görmediniz mi? Gördük. Kadın gördük, bunu görmedik daha önce. Yani buna şu arkadaşım, an... insan annesinden utanmaz. Benim annem diyor ki, bana ne, ben utanıyorum. Benim annem senin diyor. Annen. Ha benim annem mi o? Evet, o da baban. Benim annem canım. Evet, bu benim eline doğurmuş olabilir arkadaşım mi? Dünyada ilk. Arkadaşım lütfen. 3, 2, 1 gel. Çok heyecanlısın, çişin gelmiş gibisin. Evet. Çok heyecanlısın. Basayım mı? Evet, tam neyse, o sırada yok zaten. Ahmet Bey siz şey olun, gelin. Evet, tam o basarken siz de kavga edin abinizle, evden dışarı çıkın, çarpışın. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Ağzını yüzünü de atın. Nilay'ın önünde kavga etmeyelim. Konuşma lan. Nilay'ın önünde kavga etmeyelim. Konuşma. Ya bunlar dinden hazır. Biz kızı vermeye hazırız. Allah'ım.
Konuşma. Kime veriyorsan da ver bunu. Evet evet, bu çok abi güzel oldu. Şey, şimdi Ahmet çok kızı vermek hayatta istemiyor. Sen vermek istiyorsun abi. Ben vermek istiyorum. Hayır, sen istemiyorsun. Ben istemiyorum. Asla. Ve kavga et. Son sürat dışarı çıkarken arkadaşım sen... Sen abini vermek istiyorsun. Hayır. Değil mi? Ben yanlış anladım tamamen. Ya hayır, o vermek istedi, ben vermem. Vermiyorsun. İyice saçma bir şey. Hayır, Murat kızı çok vermek istiyor. Tabii ki. Ahmet vermek istemiyor. O yüzden abisiyle kavga ediyor. He. Birbirlerine giriyorlar, kopuyorlar, kapıyı açıyor. Tam o sırada sen zile basarken çarpışıyorsunuz. Evet. Senin üstüne düşüyor. Düş. He. Evet. Benim çok üstüme düşerler zaten. Arkadaşım, evet. Sana 3, 2... Ben mi üstüne düşüyorum? Evet, süper üstüne düşüyorsun. Bak, evet, neye bakıyor? Arkadaşım. Efendim? Neye bakıyorsun sen anneme ya? Anneme. Ya şu güzelliğe bakar mısın ya? Annem devlet opera baresinde. Tam zamanlı. Evet, hazır hissediyorum. 3, 2, 1 kavga. Bir tane bacım var, onu da verme. Neyi vermiyorsun? Anam mısın, babam mısın lan? Kardeşinim oğlum. Aile ilişkileri. Bence bu aile ilişkileri çözdükten sonra kızı isteyelim biz. Şimdi kapı açtığın şimdi zaman... yanlışlıkla anneleri bize verecekler kız. Çünkü kim kimin neyi bilmiyorlar şu an. Ben hazır değiliz bence. Arkadaşım. Hadi baba gidelim. Arkadaşım dur. Şimdi sorun şu. Şimdi adam sorunu bulduk yani. Buldum. Hem kapıyı açıp hem de üstüne düşemiyor senin. Evet. O yüzden kapı açık olsun. Abisi ittirsin onu. Sen git bu evden diye ittirsin. Orada o sana tartışma hali gibi. Evet. 3, 2, 1 yalla. Bir tane bacım var, onu da vermem lan. Anam mısın, babam mısın? Sen kimi kime vermiyorsun? İttir sana beni. Sadece oynama. Çek çek çek. Hayır. Arkadaşım. Burada da kamera var. Barış'cığım göte yakın. Arkadaşım. Yok. Ya o pozisyon iyiydi. Üstündesin. Orada tanışıyorsunuz. Ne yapıyorsun sen? Ha böyle devam. Adam sana kız verir mi? Şu an bence başka... Zaten kafasındaki dert o değil yani. Gel. Arkadaşım orada ben tanışıyorsunuz. Kimsin, hayır sen yerdesin, Ahmet üstünde, orada tanışıyorsunuz. Ha orada tanışıyoruz. Sen yerdesin, o üstünde, orada tanış. Sen orada hemen kendini izah et. Şey gibi askerde olur ya, işte ben Tolga Çevik İstanbul, onun gibi kendini anlat. Sen nereden biliyorsun onları? Arkadaşım yat şuraya. Dur kapat kameraları, kapat. Yat şuraya, yat şuraya. O sabah içtimandan sonra. O kadar erotik dersen işte. Yatsana şuraya. Ha ya yatmışım. Evet üstündesin, evet. Sen kimsin diyorsun? Selamun aleyküm birader sen. Ya hayır, seyirci bir bozmayın, bir sinemayı bozmayın ya. Ya bizi hep seyirci bu hale getiriyor. Evet. Ya seyirci ne yapsın? Olay bu işte. Harika bir görüntü. Harika sizin... görüntü mü? Evet. Tamam aynı kafada olduğumuzu söylesene. Evet. Üstündesin evet. Selamun aleyküm kardeş. Gir evet. Sen ne ayaksın? Hayırdır çiçek mi çek elinde? Bunu Erdal Beyler yolladı. Arkadaşım! Niye söylemiyorsun? Ama şimdi sert mizaçlı biri olduğu için ben tabii tedirgin oldum. Arkadaşım söyle, Allah'ın emri peygamberin kavliyle de Ahmet sen onun yakasına ne diyorsun lan sen de, o sırada abin yetişsin kurtarsın. Evet 3, 2, 1 buyurun. Ne ayaksın? Efendim yanlış anlamayın ama ben Allah'ın emri peygamberin kavliyle Nadide kız kardeşinizi ailemle istemeye geldim. Kimi? Apartman görevlisi Ahmet abi. Abi yetiş, kızı istiyorlar. Oğlum sen kapıyı her çalanın üstüne niye düşüyorsun böyle? Sen büyüksün, buyur. Buyurun. Kime bakmıştınız? Kusura bakma, uzun zamandır burada olduğu için biraz daha... Arkadaş. Sarp, müdahale etsene oğluna. Evet. Sarp, önce memeleri bir kenara bırak da... Efendim çok özür diliyorum. Ben izninizle yanlış bir zamanda tanıştık. Ben Muhittin, ben Allah'ın emri peygamberin kabili. Orada mı söylenir kapıda? Evet. Verdim gitti. Gel içeri gel, gel içeri gel. Arkadaşım içeri gir, içeri alın. Evet alın içeri. Başka da çiçek yok. Nilay geç bakayım hadi, karşıda misafirleri. Ne oldu? Başka da çiçeğimiz yok, aldı o içeri şimdi. Ben içeri tekrar boş elle giriyor gibi. Gel gel, boş elle gel. Boş el. Efendim ben... Arkadaşım boş geldin. Estağfurullah. O 2 sene önceki programdı. annem, babam ve memeleri. 4 kişi geldik. Baba, anne lütfen buyurun. Annem ve babam. Sadullah lan. Pıtır.
Itır anacığım hoş geldiniz. Pıtır. Saadettin Bey. Sağdullah. Sağdullah. Annemin elini bir günde öpebilen tek insansınız. Çünkü genelde pazartesi perşembeye yayıyoruz. Lütfen buyurmaz mısınız anneciğim, babacığım? Geç güzelim. Buyurun buyurun. Geç yoksa eve gidemeyeceğiz. Otopark kapanıyor 12'de. Sarp şimdi ortamı yumuşatmak için bir şaka yap. Buyurun buyurun. Eyvah eyvah. Memelerim de yanımda geldi. Arkada. Sarp ya. Kenara oturmayın buyurun. Benim babam sağır ve dilsizmiş. Allah'tan. Arkadaşım ortamı yumuşatmak için sen kıza bir şaka yap. Sevgiline. İsmin neydi kız? Nilay. Nilay. Nilay nasılsın? Merhabalar. Merhaba. Gerçekten böylesine samimi, içten bir ailen olduğu için o kadar mutluyum ki şu an. İnşallah zamansız rahatsız etmedik. Yok yani her zamanki halleri. Kestik. Gerizekalı bu senin sevgilin değil mi? Evet. Niye bu kadar ciddi konuşuyorsun? Abileri var ya. Olsun kıza şaka yap ki ortam yumuşasın. Eskilerden bir şeyden bahset. Ne eski abiler vardı be. Şu an gergin. Gerçekten kız istemeye gittiğim günü hatırladım. O zaman yumuşat git. Sinirli abiye git. Yumuşasın, yumuşatsın seni. Senin de iznin olsa yavaş yavaş ben gireyim şurada o zaman. Ne yapıyorsun? Olur olmaz. Efendim çok rahatsız ettik. Merhabalar. Muhittin ben. Lütfen. Buyurun. Baba, sen abiler tam otururken sen kalkıyorsun. Ben çay koyayım o zaman. Hayır. Abiler oturunca sen kalkarsın. Evet işte onu yaptım zaten. Ha. Çok saçma oldu değil mi hiç anlamadım. 11 yılımı harcadım böyle ben. Evet o zaman ben Nilay'a yardım edeyim bir kahve yapalım biz. Evet. Siz de bu arada annemin güzelliği karşısında donup kalın. Arkadaşım gel şuraya. Gel. Abisi. Şimdi efendim? Siz kızla onu azarlayın. Kaç senedir berabersiniz. Sana çaktırmadan şey yapmışlar ya. Kızın çaktırmadan sevgilisi varmış. Sen kaç çok sen... sertsiniz. Evet buyurun. Gel nereye? Kız ayakta ya. Evet buyurun. Abim sen kaç senedir bu bebeğiyle berabersin? Söyle bakayım. Abi yani... Bana demiyor abisine soruyorum. Ha abi sen. Hayır hayır kıza soruyorum. Söyle bakayım ne zamandır berabersiniz? Nerede tanıştınız? Sinirden titriyorsun. Ne kadar görüştünüz? Abi daha yeni oldu sayılır aslında. Yani çok çok eski değil. Ne kadar? Bir yıl. Oo. Ne çabuk. Ya, İyi. Gençler işte bir yıldır ne güzel konuşmuşlar. Sen nasıl bir abisin lan? Anlaşmışlar. Verdim gitti. Baba gibi de abi. Ya ben acaba abiler dışarıdayken mi istesem kızı arkadaşım ya? Arkadaşım olmaz. Abilerinden isteyeceksin. Ahmet abisi çok sinirli ve gergin. Öbür abi çok şey cool. Evet. Tamam. Lert. Evet. 3, 2, 1 Ahmet abisi yürü. Lan! Ya. Anlat. Bir evet. Osurukta biten bir lan. Arkadaşım. Sadece lan biri gerisi yok. Bu kime kadar yayılırsa artık. Sen ne yaptın da benim kız arkadaşımı baştan çıkardın bir söyle bakayım. Kız arkadaşımı mı? Anne, baba hadi gidelim. Kız kardeşim. Arkadaşım. Kız kardeşim. Nilay tamam. Anne. Anne. Ne yapıyorsun? Kız kardeş, kız kardeş. Ya gelin gelin dili sürçtü gelin gelin. Ya gir şuraya eve. Ya gelin dili. Anahtarı da aldım dışarıdan gidiyor. Açayım oğlum ben gelin. Anacığım lütfen. Gel anne, gel anne. Ay çok teşekkür ederim. Ben size bayıldım. Senin böyle çubuğun falan yok mu ya? Evet. Anacığım sen bir şey ister misin? Konuşmuyor, konuşmuyor. Şimdi efendim... Evet, ne yaptınız? Anlat bakayım. Biz son derece mazbut, son derece seviyeli bir arkadaşlığımız var Lina'yla. Ne zamandan beri sevişiyorsun? Bir sene. Şimdi bizim çok güzel bir ilişkimiz var. Kendisi evet. Son derece iyi bir insan. Beni anlayan. Biz düşündük, dedik ki modern ailelerin... Annem nereye gitti? Öyle birden gözden kaybolması mümkün değil çünkü. Ya dünyaya bir şey oldu? biz de dedik ki madem iyi anlaşıyoruz bu arkadaşlığımızı efendim bir flörtün ötesine götürüp ailelerimizi tanıştırıp çok... bir yuva kurmaya neyi meyilli olduğumuzu... Yavaş yavaş ağlamaya başladı cümlenin sonunda. Bunu gerçekten gönülden arzu ettiğimizi söyledik. O da bana dedi ki senin bu korsan divinin işi olduğu sürece... Nilay? Sende korsan DVD işin var. Yani... Serbest korsan mı? Korsan DVD, komazsan... Arkadaş!
VCD. Arkadaşım. Bakın böyle... Şimdi ben bunu anlıyorum ki herkes cin. Arkadaşım bak. Böyle birine kız vermezler. Evet. Niye versinler abi? Ben veririm, çok tatlı. Bunu cami avlusuna bırakmış olabilirler ha. Arkadaşım bak şu hikaye şu. Ahmet çok sinirlenir. Evet. Senin yakanı toplar, silkeler. Abi Ahmet'i tutmaya çalışır. Sarp sana destek olur. Sarp sen çıldırırsın. Senin evladın. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Buyurun arkadaşım. Sen tam konuşurken ağzından bir şey kaçırırsın. Ahmet çok sinirlenir, yakanı toplar senin. Evet. Yani ayağa kalkıp mı? Evet. Evet. Ağzından bir şey kaçır konuşurken tam. Salak salak konuşurken ağzından bir şey kaçır. Evet. Ve kendisiyle taşındığımız evde... Lan ne diyorsun sen? Ne taşınması? Ne evi? Yakanı toplayayım, silkeyim bir kendine gel. Ulan kendimi Hollanda'da... Silkeyim de kendine gel. Hollanda'da gibi hisset. Arkadaşım! Yapma. Abi şunu yakayı toplasana, bir şey olmaz. Demo, evet. Demo vitrini gibi. Hocam topladım. Tam yakayı topluyorsun, kafayı buna şekil, gömüyorsun. Şekil. Gömüyorsun yok, kafayı. Ha, evet. Sen kafayı yer yemez yere yapışıyorsun, Sarp sen ayağa fırlıyorsun. Ha. Evladın senin, evet. 3, 2, 1, buyurun. Yapma! Bir de tekme at. Al! Baba. Bravo. Ben böyle bir aile görmedim. Gerizekalı, o senin yavrun. Yavrum, iki tane at. Hayır! Destek olman lazım ona. Ben de atayım. Senin yavruna kafa attılar. Sen şu ayaklarına bir hakim ol da. Hazırız hocam. Evet. Senin yavruna arkadaşım sen ağlayarak kalkarsın ayağa ve Nina'ya çok ağır bir konuşma yaparsın. Kaldır ayağa. Başımı çok kötü çarptım. Çift görüyorum. Gel. Ver arabesk müziği ver arabeski. Walter. Acındır kendini abiye. Bunlardan bende de var. Arkadaşım öyle değil. Arkadaşım, şöyle bak, ben bacınızı sevmiştim diye başla. Arabesk, evet, 3, 2, 1, buyurun. Ahmet Bey, Murat Bey. Şimdi ben, Ahmet abi, Murat abi. Şimdi ben... Öyle değil, abilerim. Ben bacınızı sevdim. Abilerim, ismi aranızda dağıtın. Ben kız kardeşinizi gerçekten yürekten sevdim. Ciddi olmasam, annemi ve... D kup babamı buraya alıp gelmezdim. Yok C. B artı. Hadi. Geçti. Geçti. Kupları da biliyoruz. Kup kalori. Ben Nile'yi gerçekten yürekten sevdim ve o yüzden sizleri hani onlarla tanıştırıp nasıl bir aile olduğumuzu görürsün. Yoksa kötü... Nile için neler yaptın anlat. Git Ahmet abi de. Ahmet abi ben Nile için neler yaptım biliyor musun anlat. Ben Nile için... Ahmet abi diye başla. Ahmet abi ben Nile için... Ahmet abi. Ahmet abi. Abi. İlk defa Türk Dil Kurumu'ndan kız istiyorum. Ahmet abi ben Nile'yi gerçekten yürekten sevdim. Onun... sevgisine layık olabilmek için. Ağlamadan anlat, ağlamadan. Polonya'dan gelen iki film teklifini reddettim. Arkadaşlar! Reddettim. Polonya'dan? Evet, ve devam filmi. Polonyalı mendil ya. İğrenç oldu ama olsun. Yok güzel. Ve aniden arkana dön. Hayır. Bak. Hayır öyle değil. Aniden arkanı dön. Saç diğer abiye. Diğer ha? Abiye söyle. Evet. Ağla Ahmet abi. Ay yıllık. Ahmet abi sizin yüzünüzde hüznü göreyim. Üzülmüşsünüz. Ben mi? Evet. Belki siz beni anlarsınız. Çünkü sevgi öyle bir şey ki sadece bu dünyada kıymeti var. Sevmeden öbür dünyaya girenin malı mülkü beş para etmez ama bu dünyada severek gittiği zaman size örnek bir dil... Oğlum verelim be. Verelim gitsin ya. Verelim anlaşmışlar oğlum verelim gitsin ya. Örnek... Ne yapacağız oğlum biz bunu? Örnek bir DVD göstereyim size. Sen niye ağlıyorsun oğlum? Sen niye? Bence aile karıştı hocam. Buradan sırf Nile'yi alarak değil teyze, kuzen hepsini alıp çıkarız. Akrabalar arayayım mı? Bak süper gidiyordun. Büyük abi ağlattın. Büyük abiye sarıl.
Tamam mı? Ha. Ağlamaya devam et. Biraz küçük terli. Abinin de canı çeker, o da size katılır. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Sen de kamerayı aç. Arkadaşım çok büyük bir şey yapmış ol Nilay için. Onu anlat abi ağlayarak. Nina mı? Nilay için. Siz kimle yazışıyorsunuz orada? Hayır, Nilay değil mi kızın ismi? Evet. Nilay, evet. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Gerçekten sizleri abim gibi göreceğimi bilerek geldim. Yani sizlerin beni sevmesi halinde yepyeni bir aile olacak ve... Polonya'daki filmi seçmelerine gidemeyeceğim. Oğlum sinemayı bırakıyor bizim için. Oğlum bir kahve istedik ilk önce lan. Hayır. Sen, ben şey, de hayır, sen ağır adımlarla Kadir İnanır gibi gelirsin. Tamam mı? Yavaş yavaş gelirsin ve dersin ki... Delikanlı çocukmuşsun lan dersin. Sonra birden müzik coşar. Oynaya. Şey, ya hadi orada ne oynuyor? Hayır, evet. Arkadaşım, bütün duygusal Türk filmlerinin sonu mutlu biter. Tamam, bütün aile halay çekerek çıkarsınız. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Sen de artık ver gitsin. Neyi lan? Ahmet abi. Bir saniye, başka bir şey için geldim. Efendim abi. Ha, öyle mi? Ben de seni sevdim. Teşekkür ederim. Yiğit adam mısın? Teşekkür ederim. Kardeşimizi verdik gitti. Verdik gitti. Heyde. Kestik. Biz de vermeye hazırmışız değil mi kardeşim? Onlar olay geçsin dans edelim diye bekliyor. Arkadaşım. Şu an öğrendiler kız kardeşleri olduğunu. Şey, o sonunu şey yapmamız lazım. Kesin ve kararlı olması lazım. Kesin. Sinema yapıyoruz burada. Kararlı. Evet, şimdi şey olay geliyor. Murat abiyle sen ağlamaya başlıyorsun. Ahmet abi geliyor. Tamam ulan delikanlı. Ne oldu? Yapma. Amcağıza sıcak geldi. Eyvallah. Nilay. Murat abi şey Ahmet abi. arkadaşım. Sana büyük kartonet getireyim mi? Arkadaşım. Benim. Şimdi sen Murat abiyle ağlıyorsun. Ahmet abi geliyor sana. Tamam ulan delikanlı çocukmuşsun. Ben de sana veriyorum diyor. Sen ortaya çıkıyorsun. Göbeği çakıyorsun tavana. O anda hızlı müzik başlıyor. Tamam. Hiç burayı anlamadım ben. Hiç ben de anlamadım. Biz şu an başka bir kafadayız. Hiç anlamadık. Hayır. Biz hayır, burada olayı şey, bitirdik zaten. Sen Q veriyorsun şeye. Q mu? Evet. Müzisyenlere. Müzisyenler nerede? Ben hiçbir şey anlamadım. Sen niye ağlıyorsun oğlum? Abi de... Bu gerçekten ağlıyor. Çok duygusal. Evet. 3, 2, 1. Ver duygusalı. Teşekkür ediyorum. Sarp sen de ağla lan. Ha, daha, Ahmet abiden daha şey almadık. Almadın. Evet. 3, 2, 1. Gel Murat abi. Kestik. Niye bozuyorsun lan? Adam ağlıyor. Ya adam dört tür geldi. OGS yazıp duruyor ya. Abi. Adam ağlıyor. Sen öyle mi yapman lazım? Ben ne yaptım ki? Adamın göğsüne yaslayacaksın kafanı. Tamam burası işte. Ama göğsü şey... geniş ben ne yapayım? Hayır. Belin çıkık olacak dışarı doğru. Evet. Üç. Sen illa Brezilya'ya kilitler. Arkadaşım. Evet bu. Bu mu? Evet. Nilay sen de check out. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Delikanlı adam mısın? Kestik. Ya niye gülüyorsunuz? Olay şöyle oldu. Ben Nilay'ı kendime nişanlı olarak alırken Ahmet'e de gelin olarak gittim. Bence artık oynayabiliriz. Arkadaşım. Kime ne olur bak şunu yaptırma. Ne olur? Ya. Olay bitti bak, şu an. Bak seyirci hikaye. Gülmeyin. Siz gülünce olmuyor. Evet. 3, 2, 1. Adamın gözünde yaş kalmadı ya. Sarp. Gerçekten inanmaya başlıyorum bir şey olduğuna dair. Sen niye ağlamıyorsun Sarp? Evet. 3, 2, 1. Sarp da bütün vücuttaki sıvıyı bunlar çekiyor. Göze yaş yok. 3, 2, 1. Buyurun. Abi. Seyirci. Seyirci pislik yapma. Herkes ağzını tutsun, gülmesin. Seyirci yapmıyor. Sanatçı buna meyilli. Arkadaşım. Sanatçı toplumun aynasıdır hocam. Adam doğru Fratel. Düzgün geliyor. Evet. Sen seyirciye böyle değişik bir bakış atıyorsun, onlar gülüyor. Hiç. Töbeleri gelsin. Hayır. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Bütün hepsi bu ağlamadan çıkıyor ya, söyleyeyim. Delikanlı adam mısın? Sen de. Teşekkür ederim.
Ben de sana veriyorum kardeşim. Eksik olmayın. Sağ olun. Sizi mahcup etmeyeceğim. Hocam veriyorum. Verdim. Gitti. Başla. Hadi. Destek bir dakika. Hocam hiç verilmiş gibi olmadı ama. Arkadaşım sen niye kararsız oynuyorsun? Ben mi? Ben hayır. Çünkü abiden hoşlanmaya başladım. Arkadaşım. Ya bu yaşananlar önce benim kafa bir gitti. Aynı geçin, aileden ama... bir kişiyi verebiliyoruz. Evet, evet, evet. Ama yine de şimdi ben aileye bugün kabul edildiğimiz için çok da öyle çıldırmak istemiyorum. Yani yine de mutaassıp daha böyle efendi. Mutaassıp değil de daha efendi. Efendim yerinde duran. Ne bileyim böyle hani. Senden hiçbir şey olmaz. Teşekkür gerçekten. Ederim. Çok gerçekten senden bir şey olmaz. Tamam mı? Neyse bu da anlamamış olabilirsin. Nilay cebini alırsam sana neler oldu? Arkadaşım. Bak son kez yapacağım. Sen tamam küçük küçük oyna ama annenin oynaması lazım. En çok anneler sevinir. Büyük kamerayı getirin. O büyük olan. Bak oyunu anne başlatır. Tamam. Anne gelirsin ortaya. Parmağını şaklatarak "Oh!" ya diye tamam mı? Olayı başlatırsın. Sonra müzik coşar. Öyle final yaparız. 3 2 1 göğsündesin. Hazır mısın? Hazırım. Delikanlı adam mısın? Evet, evet. Sarılın üçünüz. Sarılın. Anne gel. Oo, sefam olsun. Allah'ım hayır. Hadi Nilay. Kestik. Evet arkadaşım bak şimdi şaka bir yana ben hayatımda gördüğüm en salak herifsin. Allah Allah beni ne evet. Bak adamla bir şey söyleyeceğim konuklarına sor Murat'la Ahmet'e sor. Diğerlerini alkışla gönder yerine herkese. Nilay teşekkür ediyoruz yorduk seni şükür. Çok sağ ol. Dikkat et kendine. İyi akşamlar. Bir selfie çekelim mi? Ama telefon yok. Nereyesin? Bulaşıkları mı yıkayacaksınız? Nereye gidiyorsun? Aa o bar hakikaten çay orada. Ortalığı topladık ya. Bardak falan. Arkadaşım. Evet. Bir sorsana bak. Geldiler. Geldiklerinden beri bir tane düzgün soru sorabildin mi? Ama ben bu zaten talk show yapmak istemiyorum. Yani ben onlarla bir şey yapmak, oynamak istiyorum. Talk show diyor bana kanal. Arkadaşım oynamayı da beceremedin. Ben git kız kardeşlerini istedim isteyemiyorsun. İstedim, oyunu bozuyorsun devamlı. Olayı erotizme çekiyorsun. Ya ben kız kardeşini istedim ama babamın memeleri olayın önüne geçti. Çünkü her ailede rol çalan biri var yani. Arkadaşım bak madem talk show işinde soru sormayı beceremiyorsun. Sana sorulmasını istediğim bir soruyu onlara sor mesela. Sor. Altında don var mı o mu? Arkadaşım sana hep sorulmasını istediğin bir şeyi sor. Ha, ödeme aldın mı? Kişisel değil genel. Ha? Nasıl hocam duyamadın? Vortex'e denk geldi. Kişisel değil, genel bir şey sor. Genel olarak ödeme aldınız mı bu yıl? Arkadaşım! Bana girme. Onlarla konuş. Tamam. Vallahi hazır yapımcı buradayken söyleyeyim, almadık. Bak gördün mü? Sana daha 5 yıl verme. Zaten 10 yıldır almıyorum. Bir 5 yıl daha alma, bir şey olmaz. Allah'ım nasıl bir şeydir bu ya? Sor bakalım, en son yaptıkları şeyi sor. Sonra mesaj atsalar. Hayır. Ne çıkacağını bilmiyorum. En son yaptıkları filmde öteki filmleri evet. Gibi güzel olacak mı? Söyle. Evet. Ben olacağına inanıyorum. 2 Mart'ta mı vizyona giriyordur? Evet. Evet. Hadi hayırlısı olsun işte. İsmi de... 2 Mart'ta vizyona girdi. Girdi. Ha, girdi. Girdi, girdi. 2017 herhalde. 2018. Ne için onu söylüyorsun? O zaman ben bir ay daha maaş alamadım. Yeter artık canıma. Kim yazdı filmi? Selçuk Aydemir yazdı ve yönetti. Çok tatlı oldu efendim şu an sinemalarda. Yalnız enteresanmış. Yani sizin programınızı ben daha önce izlemiştim. Bu kadar heyecanlanacağımı zannetmiyordum. Hemen geçti. Erotizm işte o hep. Evet. Evet. Hayata değer katan şeyleri koymaya çalışıyoruz programa. Bu kadar ağlayıp bu kadar vereceğimi bilmiyordum. Yani çok ağladım. Ben de biraz. İyi ki don giymemişim çünkü yapışıyor. Şimdi... Enteresan ayrıntılar veriyorsunuz. Hay hay hay. Öyle demeyin. İç öyle... giyiminizle ilgili. Giydiğin zaman detayı da vereceksin. Bugün siz ama giymeden veriyorsunuz detayı. Silelim de. Yok o yandı abi ya. Ha. Geçen de düştüm ondan. Affedersin ödeme kuyruğundayız kanalda.
Kestik. Ödeme koydu. Haber programcıları aldı ödemeyi. Ben fırladım, kapandı, kasa kapandı. Arkadaşım. Onlar sabah akşam ödeme alsın. Biri sabah, biri akşam. Ben tırt. Arkadaşım, olay çok saçma bir yere gidiyor. Murat Cemcir, Ahmet Kural'ı al, öne getir. Teşekkür et. Murat Cemcir, Ahmet Kural. Biraz terliğimi zorluyorum. Allah'a da. Daha iyi. Süper insanlar. Lütfen, bardak senin. Ah, o pahalı olan değil mi? Bir şey eğlendiler. Söyleyeyim. Telefonumu al, beni arayın. Sağ ol. Sağ ol. Kardeşimsin. Eyvallah, eksik olma. Hala kim olduklarını tam anlamadım. Ama neşeli çocuklar. Arkadaşım, vallahi köprüye çıkacağım en sonunda. Hayırlısı ya. Sıra o gün de görürsek inşallah, bir oraya da gelirse. Köprüye çıkacağım. İnsanlara diyeceğim ki bu gerizekalı bir kere programa hazırlansın ve gelen konuğu tanısın diyeceğim. Söyle. Yoksa onu. Kendimi atarım diyeceğim. Aynen onu söyleyin hocam. Köprüdesiniz şu an, söyleyin. Lütfen. Araba sesi duyulmuyor hiç. Bitti. Yapacak bir şey yok. Köprüde böyle bir şey işte. Boğaz mı bu? Boğaz'da bu kadar. Fatih'te daha kamyon var. Ulan gerizekalı, her şeyi biliyorsun madem. Şu işi niye yapmıyorsun? Çünkü bu işte tadı yoktu, o yüzden yapmıyorum. Olsa yaparım yani, beni biliyorsun. Git içeriye, sonra gel gerizekalı. Benim gözümün nuru gelsin. Evet, nesin? Söyle. Nesin mi? Nesin? Ben ilk DVD yapımcısı mıyım? Hayır. Şimdi o tarz bir havam var. Hayır, ve mutluyum da şu için. 1970'ler saç. 70'ler yani, saç. Ha, kıyafet her döneme olur da saç 1970'ler. Ha, ben de etrafa saç anılmış yaptım. Saç 70'ler, hazır. Saçı olmayan birine saç ne kadar enteresan geliyor. Ne yapıyorsun sen ya? Yok, mesaj geldi. Kendine hocam. Gel. Evet. Paspas tamam. Oynatırım şeyin, oyunun sonuna kadar. Oynarım, görürsün. Hazır hissediyoruz. O bir tane gerizekalı ekürin var senin. O nerede? Feyyaz. O 70'lerde o ayakkabı var mıymış? Sarp, sen bundan korkuyor musun? Niye uzakta duruyorsun? Yok, hayır. Bu don da yok ki 70'lerde. Evet, yan yana gelin. Bu senin mahtumun. Mahtumun. Oğlum. Evet, oğlum. 1970'te olduğumuz için öyle konuşuyorum. Instagram bakmıyorsunuz. 1970 diliyle evet, konuşuyorum. Mahtum. Evet, Zevcem nerede? Kim? Ha, ne oldu? Evet. Oraya kadar mı çalıştın? Al sahneye bir Zevce. Böyle Zevce biri. Şaka yapıyorum. İsminiz ne? Merhabalar, Sevilay ben. Sevilay Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, Sarp. Merhabalar. Sevilay Hanım, oğlunuzla tanıştınız şu anda. Evet. Merhaba anne. Forceps'le doğdu. Arkadaşım, sen 1970'lerde ambulans doktorusun. Evet, ambulans doktoru. Evet. İlk defa ben şey mi? Acaba ne şey mi yapsak? Değişik. ne derler bu? Poliklinik. İlk poliklinik. 70'lerdeki ilk poliklinik ben açıyorum. Mecburiyetten. Niye? Akşam sıkılmışım. Ne açayım? Sabaha kadar işimi bekleyeyim, akşam açayım. Arkadaşım saçmalama. Geç yerine. Evet. Şahane sana... bir fikri bitirdi, gördün değil mi? Evet. Tarih bunun elinde olsa poliklinik yok şu an. Bitmiş. Poliklinik mi? Saçmalama, kapat. Bitti. Evet, evdesiniz. Bitti ya. Evdesiniz. Bunu konuşalım seninle. Arkadaşım. Şu masayı kenara çek, yatağı aç çabuk. Yatağı aç. Evet, masayı kenara... Masayı bana... Sevilay. Masayı sola doğru kenara alın. Masayı sola doğru kenara alın. Sola doğru Sarp. Sol. Kime sol. Doğru? Bize göre sol. Bu sefer bize göre olacağı tuttu. Evet. Sarp. Masayı nereye alıyorsun? Sola. Sola doğru. Tamam, alsanıza. Evet. Alıyoruz. Sol çok uzak, sağ alın. Anladım hocam. Sen gel böyle gel. Ona bakma. Ben böyle. Ne dedim size? Hiç dinlemedik hocam. Evet, o şey tabure kalsın. Tabureyi kalsın. Tuvalet yap. Tabure. Kusura bakma Sevilay. Hiç öyle
Arkadaşım düşüp kıracağım bir yerine hadi. Yok daha sifon icat edilmemiş böyle düşürüyoruz. Arkadaşım. Evet. Evet. Şey, evet. Sarp onu merdivenin başına alsan da şeyi tuvaleti. Kimin başına al? Merdivenin başına al şuraya, onu. Şuraya tam şuraya. Evet arkadaşım yataktasınız. Sen her an hastaneden çağrıl... Aa yatak açık oğlum. Evet. Her an hastaneden çağrılabilirsin diye yatakta böyle yatıyorsun. Sevilay kocan o senin. Git yanına yat. Gel Sevilay. Çocuk düşük herhalde değil mi? Yatağın dibine düştüğüne göre nasıl hiçbir şey görmüyor ya. Sarp. Abi kusura bakma. Şimdi... Ben sana buraya tuvalet yap dedim. Niye dedim? Ben tuvalette mi uyuyorum? Sen erken kalkmışsın, tuvalette gazete okuyorsun. Tamam. Lan otursana. Tuvalete. Öyle değil, sen normal otur. Evet. Ama böyle sıçamam ki. Çok zarifsin ya. Terbiyesizlik yapma. Beyinsiz, ağzına geldiği gibi söylenir mi salonda? Böyle kaka düşmez. Hayır. Ya oğlum. Çok özür diliyorum. Annesine ileteceğim hemen. Sarp, ben onu montajda yaparım. Tamam. Tamam, sen oralara karışma. Ben ne diyorsam onu yap sen. Tamam. Evet, çok eğleniyorsun, çok gülüyorsun. Arkadaşım, sen de uyumaya... Sarp'cığım, ayaklarının altına böyle bir kakoz gibi bir şey koy. Bacaklar 15 derece şeyde olur. Evet, 15 santim, 20 santim yukarıda olacak. Sağlıklısı o. Arkadaşım ya, salak salak konuşma. Sen ya çocuğun doktor nereden... iyi miyim? Ben halkla doğru şey yaparım. Nereden görüyorsun çocuğun nasıl durdun orada? Ben, o benim yavrum ya. Ben Mardin'de olsa hissederim onu. Ne var? Evet, sen uyumaya çalışıyorsun. Sevilay, sen hep şeyden, sorunlardan bahsediyorsun. Adamı bir türlü uyutmuyorsunuz. Bu gerizekalı da devamlı gülüyor. Yeter artık Tolga ya. Sürekli ben senin annenleri çekmek zorunda mıyım? Yetmeyeceğim. Kim sana yönetmen oldu diye? Yönetmen oldu mu? Yeter. Hadi Allah aşkına. Yönetmen oldu diye ben mi zorladım? Yönetmen evet. Oldu. Sen çekeceksin annemleri. Eyvah. Daha iki bölümün daha var. Kestik. Kadın onu demek saçma. İstemiyor. Çok saçma oldu evet. Arkadaşım. Efendim. Her şey hazır. Pis doktor. Sevilay. Evli misin? Efendim? Evli misin? Evet, eşim de orada. Şaka yapıyorsun. Ben senin bir eşin daha olamaz diye düşünüyorum. İki dakika. Abi kim? Orada. Allah sabır versin. Sevilay, bunu kayınvaliden de izleyecek biliyorsun değil mi? Kendisini çok seviyorum. Buradan... Yo yo, ben her türlü güvenliği aldım. Nasıl aldın? Korunuyoruz. Ne oldu? Düşmedi mi? Arkadaşım sen uyumaya çalışıyorsun. Mır mırla yazıyorum. Lan ne olur bir bırakın uyuyayım lan. Neredesin şu an? Tolga yeter artık. Kapat şu telefonu. Ben arkadaşım. Sana eş getirme demedim mi? Gerçekten Allah sabır versin. Yani bu burada, şurada böyleyse yalnızken. Kim tutar bunu? Arkadaşım sen tam konuşurken kafan yavaş yavaş düşüyor, uyuyakalıyorsun. Sevilay o uyuduğu anda sen vurup kaldırıyorsun. Sen beni dinlemiyor musun? Annen baban diye gir. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Sen beni dinlemiyor musun ya? Burada boşu boşuna mı konuşuyorum ben? En azından yalan yok ilişkimizde. İlk headset. Arkadaşım. Arkadaşım kadına sertçe bak, arkanı dön. Sonra sen Sevilay onu sertçe kendine çevir. He? Sertçe bak kadına, arkanı dön, yat. Sevilay onu kendine çevir. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Hayatım lütfen rica ediyorum. Yarın çok önemli bir ameliyatım olmalıydı. Ama yok. Benden daha mı önemli Tolga ya? Senin hayatında gelinlemiş şey ben olmalıyım. Ya siz burada arsa sahibi falan mısınız ya? Evet. Kadındaki rahatlığa bak ya. Abi sen görücü usulü mü? Ne oldu? İsteyerek olamaz yani. Ben aklı başına birine benziyorsun. Sizi arıyorlar. Zaten kim arıyorsa sabahları. Çatı onarımı için. Evet. Şimdi telefon çalar. Sarp. Ne yapıyorsun? Hala mı? Hala mı? Ağaç mı yedin oğlum? Çık şuradan ya. Çık şuradan. Arkadaşım. Hocam Sarp, yedi işlerde bu kadar uzun süremez tuvalet. Niye? 80'lere yetişeceğiz ya. Arkadaşım hadi. Yatıyorsun tam o sırada telefon çalıyor. Çaldır telefonu seyirci. Telefonu çaldı lan. Hayır. Bunu ölene kadar yapacağım ya. Çok seviyorum bunu ya vallahi. Arkadaşım. Böyle bir hastalığım şey Sevilay diyor ki iyi peki be uyuyalım diyor. Tam kafayı koyuyorsunuz telefonu çaldırıyor seyirci. Evet. Senin ayağında file çorap mı var? Evet. Abi öpeceğim. Ya.
Yani elimizden ne gelirse yanındayız. Her zaman arayabilirsiniz. Sıkıntı olur. Lütfen istirham ediyorum. Os. O da bir evladımız yani çünkü. Ay tamam Tolga, hadi uyuyalım. Gerçekten başım ağrıdı. Ben uyudum 20 dakika önce ya. Evet, tam kafayı koyarsanız çaldır telefonu seyirci. Arkadaşım telefon çalıyor. İlk çalışta açılmaz, münasebetsiz. Evet. Alo. Karım gülüyor uykuda ya. Alo. 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 Merhabalar, Doktor Muhittin ben. Alo. Onu duydum, Doktor Muhittin ben. Doktor musunuz? Kapat şu. Ulan adam panikle arıyor. Ya Doktor Muhittin Bey, alo doktor musun? O demek ki böyle tutuyor telefonu. Artık nasıl tutuyorsa tersten dinliyor yani. Arkadaşım. Ben kim olduğumu söyledim zaten şu an. Arkadaşım sen. Gerçekten uyuyacağım ha birazdan. Lütfen sen telefon çalar çalmaz ayağa zıpla, neyin çaldığını anlayamıyorsun önce. Arıyorsun, neyin çaldığını görüyorsun. Önce şeyden geliyor ses zannediyorsun, karından, tamam mı? Sonra telefon çaldığını anlayıp onu nereye tutacağını bilemiyorsun. Sonra konuşmaya başlıyorsun. Evet. Müzisyen sen de şey müziği ver. Karım polifonik olduğu için. Evet 3, 2, 1 yalla. Kalk zıpla ayağa. Ne yapıyorsun? Alo doktor Muhittin ben. Alo doktor mu? Arkadaşım. Aynı ruh hastası, aynı ruh hastası arıyor. Arkadaşım. Adam gibi konuşmazsa cevap vermem. Arkadaşım, insanlar panikle aradıklarında senin ne dediğini duymazlar. Gece 2'de arıyor adam gibi. Gece 2 değil, akşam 8. Nereden arıyor demek ki? Kaç saat fark var? Hayır, siz burada de akşam. Burada 2. Hadi şunu, evet 3. Dırrrr, aç şunu. Başka bir şey çalıyor bu sefer telefonu. Zır ulan zır hadi. Zır mı? Doktor Muhittin? Doktor mu? Ah canım, seni unuttum ben ya mikrofon. Tamam, hemen bitiriyorum şimdi. Zır. Zaten açıktı, buyurun. Doktor mu? Doktor lan, doktor. Acil gelmeniz lazım. Tamam. Nereye, onu söylemedi. Arkadaşım. Hemen kalk ayağa. Şey, al telefonu, de ki ambulans şoförü yok, asistanım yok falan şikayet et. Ambulans şoförü yok, asistanı yok. He? Tamam ulan, böyle konuşuyorsun bundan sonrasını. Evet, 3, 2, 1. Hemen gelmeniz lazım. Tamam, geliyorum. Söylesene, ambulans yok, asistanım yok. Ambulans yok, asistanım yok. Bir de doğru konuşacak kadar büyük bir dilim yok. Ben anlamam, hemen gelmen lazım. Anlamaman çok normal, adımla problem var diyorum. Sorsana adam, nereye geleceğiz diye ya. Beyefendi, tam olarak niye geleceğiz? Düğün salonu. Tamam, gelince düğeriz de. Arkadaşım, şenlik düğün salonu. Tamam, geliyoruz. Tamam, kapat. Söyle şimdi. Zıpla ya. Bıktım senin işinden diye Sevilay. Bağırmaya başla. Of Tolga, bıktım artık senin işinden. Uyuyorum, ya. Uyuyorum. Arkadaşım kalk ya. Gece telefon, gündüz telefon yeter. Ay tabii, doktorum ben ya. Olabilir. Nasıl olabilir? Ben insanların sağlıklarını bana... Kadın tut! Allah seni kahretmesin. Yetti canıma. 15 yıldır giyilik yatıyorum. Ne zaman kaçacağım diye. Ne yapıyorsun? Ya seni evlatlık edineceğim ya. Sana Avşa'daki arsamı veriyorum. Ki daha ben bile almadım. Düşün. Arkadaşım evet çık. Acil tuvalete girmen lazım. Ne yapıyorsun? Kafana sıçtım. Arkadaşım. Ne oldu? Sen niye gülüyorsun lan? Arkadaşım. Burası bir komün mahalle. Kestik. Arkadaşım lütfen, rica ediyorum senden. Şuradan kalkıyorsun hızla. Benim gitmem lazım diyorsun. Sevilay sana bağırmaya başlıyor. Sen Sevilay'a bağırıyorsun. Yastıkla birbirinize vuruyorsunuz. O sana vuruyor. Sen ona vuruyorsun. Tuvalete gidiyorsun. Tamam, evet. 3, 2, 1. Gel. Yavrum o artık katılaşmıştır. Arkadaşım bırak. Ben Rambo'nun babası mıyım? Arkadaşım. O da genç. Bırak. Evet. 3, 2, 1. Kalktın ayağa. Benim acil gitmem lazım. Ya benim acil gitmem lazım. Hatam bekliyor. Muhittin yeter artık. Yeter. Gece telefon, gündüz telefon. Hep iş.
Ama iş yapmadığım zaman yani da bir faydanı görmedik yani. Şimdi konuyu böyle birazcık şey bir hale getirdin. Sinirler yastıktan al hırsını. Gitmeyeceksin. İşte bu bir başlangıç. Neyse, şu an seninle uğraşamayacağım. Sinirimizi akşama saklayalım. İnşallah. Sevilay, önüne geç. Önüne geç. Gidemezsin beni bırakıp. Gitmeyeceksin, gidemezsin beni bırakıp. Atalarım beni bekle ben Sevilay. Ben işin mi? Yani. Hücre telefonumu da alayım. Arkadaşım ön... Ne yapıyorsun? Asansör çok sıkışık. Hayır. Önce tuvalete gidiyorsun. Aradığım numara düştük. Korkacak bir şey yok. Ha, hangi düğün salonuydu? Arkadaşım. Evet. Şenlik. Şenlik mi? Şenlik, şenlik. Ha, şenlik düğün. Hemen geliyorum. Arkadaşım önce tuvalete gitsene. Sabah kalkan adam önce tuvalete gider. Ya biz senin hayatını yaşamak zorunda mıyız? Belki ben öğlen gidiyorum. Ulan salonun... Kalkar kalkmaz tıkılırsan... Saçmalama. Önceki geceyi bastırır o. Sor seyirciye. Sabah kalkıp tuvalete gidenler el kaldırsın. He? Sabah kalkıp tuvalete gidenler el kaldırsın. Abla gerçekten bir hanımefendinin böyle bir muhabbete önden atlaması beni yine Türkiye adına endişe ettirdi. Evet ben erkenden sıçarım. Gibi bir şey oldu. Yani öyle demesek de oraya gel. Evet, evet arkadaşım söyle Sevilay çekil önümden ben sıkıştım da evet. Geç Sevilay önüne. Sevilay lütfen. Tuvalete de girin. Sevilay lütfen lütfen işe gitmem lazım. Hayır gitmeyeceğim. Sevilay benim rutinimi biliyorsun. İşe gitmeden önce mutlaka defiyacet etmem lazım. Madem o kadar çok işe eve getiriyorsun tuvaletini de işe götür o zaman. Girmeyeceksin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Genel cerrahın üstüne seçeceğim. Yapacak bir şey yok. Gel şuraya arkadaşım. Önce şu tuvalete git. Çocuk kaldı orada. Pamuk. Çocuk tuvalette kaldı. Şu tuvalete git. Şimdi o delikanlı belki çıkmak istemiyor. Arkadaşım git şu tuvaletin kapısına. Vur kapıyı. Evet. Ne oldu? Yok bir şey. Herkes şey senin gibi sapık değildi gençliğinde. Vur Allah şu kapıyı. Allah Allah adam. Vur kapıyı. Çocuk da gitti ya. Arkadaşım. Tam arkasında duyuyormuş kendini. Tuvaleti tıkla. Sevilay sen vıdı vıdı konuşmaya devam ediyorsun. Yeter artık Muhittin. Hep böyle yapıyorsun. Her seferinde aynı şey yapıyorsun bana. Sevilay istersen... İstersen seyirciye arkanı dönme Sevilay. Her seferinde sen... Gerçi kocan en azından şu an mutlu ama... Adam bıkmış ya. Adam nasıl sarıldı bana ya. Adam kulağıma fısıldıyordu. Lütfen beni kurtar derken ayrıldım yani. Olacak şey değil. Vur ya. Kapıyı. İnanılmaz kapıdan piyano sesi geliyor. Bu çocuk tutturdu sanatçı olacağım diye ya. Ben yaptırdım yeni zilo. Yavrum laminörden mi işiyorsun ne yapıyorsun? Vur şu kapıyı. Sarp duymuyor musun? Duyuyorum. Niye cevap vermiyorsun? Nasıl cevap vereyim? Tamam. Vur şu kapıyı. İç tarafını sünger yaptırdık. Ses geçirmiyor. Sarp. Tuvaletin kapısı vurulursa içeriden ne denir? Girme. Evet arkadaşım vur kapıyı oğlunla konuş lütfen. Evet. Senin ismin ne? Girme. Sarp. Sarp. Sarp bu mu? Sarp. Evet yaratıcısın gerçekten. Gerçi benimki de 10 yıldır muhittim. Sarp evladım. Girme. Yavrum tamam fakat ben işe gideceğim çok acilen tuvaleti kullanmam. İstirham ediyorum bir tıraş makinemi alayım en azından. Ameliyata gireceğim. Ağda yapmam lazım. Hijyen açısından ameliyatta. Nereye doğru açtı? Biz iş hanında mı yaşıyoruz? Kapı niye dışarı açılıyor? Anlamadım. Gerizekalı niye kapıyı dışarı açıyor? Şişhane Şimal Han. Niye böyle? Gir içeri. İçeri doğru kapı açılıyor. Arkadaşım bir dur. Şu içeride kalacak. Dur. Hah yapmışız zamanında bak. Arkadaşım. Demek hanım sürüklüyorsa uzun tutmuşuz ipi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İki dakika kafamı dinleyip... Arkadaşım yokken ya. Sen tam oradayken telefon gelir ve telefonu sana getirirler. Allah'ım ben nasıl bir günah işledim ya. Sarp götürsene telefonu. Açıkken çalmaz ki telefon.
Düşün ne kadar ısrarla arıyorsa artık. Evet, ver telefonu. FaceTime mi? Efendim Yusuf? O pardon, kamera altta kalmış. Söyle Yusufcuğum. Arkadaşım işin gücün Yusuf Yusuf oldu değil mi? Efendim? İşin gücün serserilik ya. Al şu telefonu kulağına. 1970'lesin. Evet. Evet al. Alo doktor mu? Evet doktor. Senin konuşman düzeldi lan. Normal... Evet. Evet. Burada bok yolunda düzeldi. Hayır normal eski konuşmana buyurun, dön. Buyurun efendim doktor buyurun. Doktor ben buyurun. Senin demin ne dedim? Hayır doktor mu dedin? Ben bu kenetten çıkabilir miyim? Ya. Kalk evet kalk. Şimdi asistanın yok. Oğluna söyle rica et senin asistanın bu. Olsun. Evet. Sor tıpla ilgili bir şey sor çocuğa. Evet pelvik nedir? Öyle bir şey. Tamam bence hazır. Evet şey prodüksiyon getirin ambulansı. Neyi? Ambulansı. Aslında belki bir cilapsil ambulans da olabilir o. Arkadaşım, karınla vedalaş. De ki ben gidiyorum, ambulansa biniyorum. Şey, evet. Bu mu ambulans? Çiçekler alın bari. Görüşürüz, kendine iyi davran. Aa, hayır diyor. Ya git kocanı da... Adam şu an bari öyle bilendi ki sana. Evet, Sevile'yi alkışlarla gönder yerine, kapat yatağı. Gördük seni, bir tanesi, sağ ol. Ne lan? Ulan 10 yıldır ilk defa para harcadın, süper olmuş. Arkadaşım, bin şu ambulansa, oğlanı da öne otur çünkü hasta arkaya oturuyor. Evet, 3, 2, 1, buyur. Öne nereye oturtayım ya? Sepete. Sonra, daha sonraki yıllarda PTT oldu sepete. Ona oturursan o biraz telmaşı olduğu için... Kestik, Sarp neyi inceliyorsun? O şeymiş biraz böyle diken diken. Olsun, ben ne diyorsam onu yapacaksın. En fazla ne olabilir? Tetanos. Arkadaşım, onu oğlunla konuşur musun? Evet. Bu oraya otursan bir şey olmaz ama kırılırsa... rektum skloris dediğimiz... bir kere de sana olsun oğlum, hep bana mı olacak? Bu maceraya... Oğlum o da var, hocam... Otur, otur. Abbo. Niye kız gibi yan oturdun? Sarp, sakın o kırılmasın. Kırılırsa çok fena olur. Aa, geri gitmiyor. Döneceğiz Sarp. Hazırla, hazırla. Selfie için kameraları hazırla. Dur, şuradan götün götün dönelim. Arkadaşım, hasta bekliyor. Garip bir zevk alıyorum. Arkadaşım, hemen sahneye bir karı koca al çabuk. Biri gelsin, elinde tentürdiyotlar. Ha pardon, sen de... Arkadaşım, alsana karı koca sahneye. Ben şu an... Hoş geldiniz abici. İsminiz ne? Adem. Adem Bey, hoş geldiniz. Sizin? İrem. İrem Hanım, hoş geldiniz. Evet. Şimdi sepeti oğlundan çıkarmaya... Şey, Adem'le İrem, siz masaya geçin. Suzan, İrem'i gelin yap çabuk. Bir de karnına yastık koyun, hamile olsun. Öyle mi oluyor o? Evet arkadaşım, sen Sarp'la gazlıyorsun, son sürat gidiyorsun. Biz The Lover filmini canlandırıyoruz şu an. Arkadaşım, son sürat... Sarp! Yüzün seyirciye dönük Sarp olsun. Sarp şu an tetanoza bu kadar uzak. Kur'an çarpsın, şu kadar umursuyorsam. Anam anam anam. Kestik. Sen bilerek onu kırmaya çalışıyorsun. Kim? Ben. Evet. Niye yapıyorsun bunu? Böyle bir ses bana dedi ki... Çocuğu bir kere önüne doğru oturt. Evet. Şey önü, o... Daha önü yok bunun. Bir önü var. Komşu. Şey, senin önüne doğru biraz al, o araya otursun çocuk. Ayaklarını sepete koysun. Şuraya. Evet. Ama öyle olmaz bu. Düz şeyle, gidon şeylerde olur. Hayır, şeyin direksiyonun arasına otursun. Ha, buraya Sarp. Evet. Tamam. İn in hadi, in. Korkma. Böyle tepsi popolu oldum şu an. Dönüp geliyorum Sarp. Arkadaşım, oğlunu alsana çabuk arabaya. Gel, atla. Ha. Ben buraya nasıl oturacağım?
Arkadaşım dikkat çocuğa... et beşe kadar. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum başımıza iş açacağım. Oğlum. Ya bu kadından anca bu çıkardı zaten ya. Kestik. Sen düşersen kafan gözün patlar. Ben mesul değilim. Tamam, kayıtlara hızlanırız. Geçsin. Daha çok devam ederiz. Evet. 3, 2, 1. Yürü. Tam gelirken... Nasılsın sen? Tam gelir... Suzan ne yapıyorsun? Suzan öküz doğurmuyor. Normal çocuk bu. Suzan sezonluk düşündü tabii. Adem kızın yanına geçsene. Wow! Çevirme. Suzan! Ya sen... bugün çok bağırıyorsunuz ya. Kime? Bana. Aa. Evet hadi git yerine. Adem sen kızla evleniyorsun. Değil misin? Hı hı. Hadi ya. Nasıl olur ya? Arkadaşım aşağı sarkan ne? Ha. Bilmiyorum. Genetik olarak mümkün değil. Çocuğun arkasından bir şey sarkıyor. Pardon. Evet dağılabiliriz bence. Arkadaşım. Bundan sonra bir şey toparlamamız mümkün değil çünkü. Gel otur şuraya. Bence onu sen... tak çocuğa evet. Müzisyen gel bunların karşısına çık. Gel bunların karşısına çık. Al eline saksıyı. Al saksıyı ayağının üstüne koy. Koy ayağının üstüne. Evet, ambulansı durdur. Arkadaşım giderken müzisyen ambulansı durdurur. Aa, dur! Ne bu, çiçek hastalığı mı? Hayır, ayağıma saksı düştü. Ambulans, çabuk beni yetiştir. Lan nereye yetiştireyim? İt ayağına, kenara çekilsin işte. Olmaz! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Arkadaşım, tartışsana adamla. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor adam ya. Sen benim kim olduğumu biliyorsun. Öyle tartışma. Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Ha. O senin kim olduğunu biliyor mu? Sen ikimizin toplu olarak kim olduğunu biliyor musun? Sen benim karım kim biliyor musun? Şu yaşadıklarım nedir biliyor musun? Lütfen bize yol ver. Lütfen. Geç yerine, geç. Geç. Allah'ın salağı müzisyen. Bak takoz koydu tekere. Geç müzisyen yerine. Ne oldu? Pardon evladım. Arkadaşım. Ay mı? Düşersen ben düşeceğim kız. Yeter ya ben taksi tutuyorum. Arkadaşım. Aa, sizin yapacağınız prodüksiyon bu kadar. Arkadaşım ambulansla yetişmen lazım. Ya ambulans gitmiyor ki. Gelin. Gelin tam şey doğuracak. Aynı zamanda da nikahın kıyılması lazım. Allah'ım gerçekten bıktım. Serkan konuşma orada. Gel nikah memuru ol. Çabuk. Evet arkadaşım ağzından ambulans sesi yap. Ambulans, ambulans, ambulans. Bazen çünkü itfaiye ambulans karışıyor. Bu daha anlaşılır olsun diye. Ne geldi uzaktan anlaşılmıyor ya. Ambulans mı polis mi itfaiye. Tamam sen ambulans sesi ambulans. Yap. Sen de efektini yap Sarp. Efekti bu işte. Efekt. Geldik in aşağı in aşağı. İn aşağı. Evet, geç, geçin, oturuyorsunuz masada. Arkadaşım, ne yapıyorsun sen? Evet, ben gidiyorum, fark ettim. Düğün salonuna geldiniz, şimdi nikah kıyılacak. Kız kekeme olduğu için bir türlü evet diyemiyor. O aynı zamanda hamile. Ya sen neler yaşadın böyle hayatında ya? Arkadaşım, benim sinemama karışma. Tarantino olacaktım, senin yüzünden olamadım. Evet, evet. Evet, 3, 2, 1. Evet. Evet, niye onlar ayaktalar, böyle mi kıyılıyor? Bilmiyorum. Nikah da benim ne işim var? Ben ambulans şoförüyüm, doktorum. Serkan sor. Neyi soruyorum hocam? Al. Arkadaşım gel şuraya, gel. Gel şuraya. Serkan tam sen sorarken şekerin düşer bayılırsın. Arkadaş diyor ki neyi sorayım? Daha soruyu bilmiyor. Tamam, biz... ben o sorarken şekeri düşer bayılır. Sor. Soruyu bilmiyor. Bilsin ki sorsun. Ben de diyorum ki... Soru ne? Soruyu sorarken düşer bayılır soramadan. Atla eve gidelim. Atla annene gidelim. Arkadaşım. Annen bile bundan daha iyi. Bir şey söyleyeceğim. Soru ne? Soru mu? Soru ne? Gelini kabul ediyor musun? Ha, Adem'e sor. Sor Adem'e. Tam sorarken düşer bayılırsın. Ademciğim gelini kabul... Hay Allah Serkan yanlış oldu. Öyle değil.
Hayır hayır, tamam Serkan, değil, doğru değil. Gelini kabul ediyor musun? Edepsizce bir soru. Gelini eşin olarak kabul ediyor. Hayır, sen şimdi Adem yapış arkadaşımın yakasına. Arkadaşım ne olur nikahımızı kıy, evet. Karımı kurtar de. Tamam evet, 3, 2, 1 buyurun arkadaşım. Yalvarırım artık kıy nikah. Şimdi yalnız benim böyle bir yetkim yok ya, ben ne yapacağım? Verdi lan yetkiyi sana. Kim verdi, Adem mi? Şey verdi, Serkan verdi. Ya ben buna güvenmiyorum ki ya. Arkadaşım yetki sende. Evet, o zaman sizi şöyle alayım. Ben biraz oraya oturayım çünkü çok... Arkadaşım! Gel şuraya. Evet. Evet, sor Adem'e. Hızlıca sor. Evet, Adem. Kaça gidiyorsun? Ne soracağım? Soruları ben tam bilmiyorum. Yeni evet. Evlenecek çifte ne sorulur? Evlenecek çift var mı beğendiğin? Evet, Adem Bey. İsim... İrem. Efendim? İrem. İrem. Ve galiba yazlık evinizi de burada taşıyorsunuz. Değil mi? Göçebe yaşıyorlar. Çok da güzel bir şey. Yani ne oldu da bakla sofa dediğimiz. Şimdi Adem Bey, İrem Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. İrem Hanım, Adem Bey'i eşiniz dur, olarak... Dur. İrem, sen onu... söyleyemiyorsun, kekemesin sen. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Adem Bey, İrem Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bursa sporlu olduğu öğretmeniz. İrem Hanım, siz Adem Bey'i kabul ediyor musunuz eşiniz olarak? Evet. Çok. Hayır, evet diyemiyorsun. Hep desin. 2 dakika şuraya oturayım ya. Arkadaşım. Ne oluyor? Hep oradasın. Evet, evet. Bir türlü evet diyemiyorsun, evet, söyle. İrem Hanım, Adem Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Herhalde Adem'i uyutmaya çalışıyor. İşte eşini uyutuyor ki, anladın mı? Başka manitaya İrem, derken aniden sancın başlar. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Arkadaşım şimdi hastaneye götürmen lazım, ambulans alıp, fakat Adem sen izin vermiyorsun. Önce evet desin diyorsun. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Arkadaşım söyle, seni hemen hastaneye kaldırıyorum. İrem bağırsana. Seni hemen hastaneye kaldırıyorum. Evet. Manyak. Ha, pardon. Ay geliyor. Geldi. Evet mi hayır mı? Olayı çabuk bitirelim. Ben akşam hanımın yemeğine yetişeceğim. Kestik. Kestik. Öne gel, öne. Kestik. Öne gel bir dakika. Kestiğimize göre sezeryan. Kum torbası. 3 gün biraz sıkıntı, gaz yapar. Osur osur geçer. Bol bol yürüyeceksiniz. Lahana mahana yemeyeceksiniz. Gazlı öne gel. Çünkü siz gazlı yapacak şeyler yerseniz bebeğe de gaz geçer. Emzirmeyle bebeğe de gaz geçer. Ne lan yapar? Geçerse geçsin, gel öne. Şimdi bebek de kendine çok osurmayı bilmediği için geceleri uyumaz. Uyumadığında sen ne zannedeceksin? Bebek aç. Halbuki aç değil. Emzirmişsindir, yetmiştir, fakat gaz olduğu için ağlar. İlk 3 ay biraz gaz yapar. Ne yapacaksın? Hafif ılık bir havlu, böyle ütüyü havlu gezeceksin sıcak olmadan. Karnına yapıştırır, saracaksın böyle, o pırt 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 bırak. Ya da bebeği böyle ters yatıracaksın. Yüzünün altı şuraya gelecek, karnı buraya. Böyle yaptıkça o karnına masaj olur, osur osur gezersiniz böyle. Böyle yastıkla gezmeyin, millet yanlış bir şey anlayacak. Öne gel lan, öne. Gel öne. Niye yapmıyorsun? Niye bu kadar insanı buraya toplayıp benim filmimi çektirmiyorsun? Ama şimdi olayın mantığı yanlış. Kadıncağız bu haldeyken hiçbir insan evladı onu tuttu evlenmek için zorlamaz yani. Şimdi önce kadıncağız bir, değil mi, doğumunu yapsın ki rahatlasın, etsin kendine. Sana ne lan? Bana bir gün yönetmen olursan sen öyle yaparsın. Yok öyle olmaz. Şimdi biz topluma örnek oluyoruz burada, öyle şey olmaz. Önce kadıncağız doğumunu yapacak. Sen topluma örnek mi oluyorsun şimdi? Yandı bu toplum. Neden? Ya kardeşim şu an deminden beri verdiğim şuradaki örnekler... Onları alkışlat, gönder yerine. Çok teşekkür ediyoruz Adem'im, sağ ol. Yastık sizde kalsın. Canım benim. Serkan kalsın mı hocam biz çıkana kadar? Sen gel Sarp yanına gel. Şunun yanına gel. Sarp, sen bu hareketleri yaparken, benim söylediklerimi yapmazken niye sen ona uyuyorsun? Onu dinliyorum. Bana daha yakın çünkü şu an. Korkuyor musun sen ondan? Ya korkma, denemez hocam. Şimdi tecrübeli olduğum için ben böyle şeyde ahşapta. Allah'ın gerizekası. Sarp alkışlarla gönder. Ben daha doktor olamadım ya. Çok üzüldüm yani. Goy goyla geçti. Ver selamını. Eyvallah. Ayağına sağlık. Yat ya sen. Ayağınıza sağlık, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Özellikle. Kendinize iyi bakın. Geçmek üzere.
arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi.